Selamun aleyküm. Bu videoda genellikle Redmi Note 7 ve Redmi Note 8'ler olmak üzere bazı Xiaomi telefonlarda gördüğünüz gibi kontrol merkezinin arka planı gri şekilde oluyor. Sol tarafta da gördüğünüz gibi Mi 10 Pro'daki şekilde arka tarafı blur şekilde görünümü nasıl verebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi telefonumuza odaklayalım. Cihazımız Redmi Note 7. Redmi Note 7'de kontrol merkezini açtığımız zaman gördüğünüz gibi arka plan tamamen gri olarak çıkıyor. Bu bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebiliyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz ya da nasıl eski haline getirebiliriz? Şimdi bunu göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Burada arama kısmına Set Edit yazdığımız zaman karşımıza çıkan bu uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. Zaten pek fazla yer kaplamıyor. 95 kilobaytlık bir uygulama. Yükle diyoruz. Çok kısa sürede yükleniyor. Buradan aç diyoruz. Uygulamayı açtığımızda bize bu uygulama Android'in daha eski sürümleri için oluşturuldu. Düzgün çalışmayabilir şeklinde bir uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Yine bir uyarı çıkıyor. Warning yazıyor. Bu uygulamayla ilgili oluşabilecek hatalardan uygulamamız sorumlu değildir şeklinde bir uyarı veriyor. Herhangi bir boşluğa tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu ekranı fazla kurcalamanızı tavsiye etmem. Şimdi aşağı iniyoruz D harfine doğru. Zaten alfabeye göre sıralı. Burada D'de Device Level List var. Tıklıyorum şu şekilde. Device Level List. Burada Edit Value yazan kısma tıklıyoruz. Burada bizim önümüze V1, C2, G1 çıktı. Bu kısımda G'nin önündeki biri 3 yapıyoruz. Ve C'nin önündeki 2'yi de silerek 3 yapıyoruz. Sonrasında Save yazan kısma tıklıyoruz ve kaydediyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burada kontrol merkezini açtığınızda yine gri olduğunu göreceksiniz. Ancak daha işlemimiz bitmedi. Telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra varsa şifreniz girerek telefonunuzu açın. Sağ üstten kontrol merkezini aşağı indirdiğinizde arka planın blur olduğunu, gri olmadığını göreceksiniz. Şimdi bunu eski haline nasıl getirebiliriz? Uygulamamızı açıyoruz. Yine D kısmında Device Level List kısmına gelip yine Edit Value yapıp burada C'yi 2, G'yi de 1 yapıp bu şekilde sav deyip çıkıp telefonu yeniden başlattığınız zaman arka plan gri olacaktır. Ya da bu uygulamayı silip telefonu yeniden başlattığınızda yine arka plan gri olacaktır. Ancak bu uygulamayı yükleyip gösterdiğim şekilde C'yi 3, G'yi 3 yaptığınız zaman arka planın bu şekilde blur olduğunu göreceksiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.